Merhabalar arkadaşlar, ben Ferhat Erdoğan. Yeni bir denemeyle sizlerin yanınızdayız. Evet, hangi deneme? 3'te Türkiye genel denemesi. İkinci denemesi arkadaşlar. Haydi soru çözümle başlayalım. Evet arkadaşlar, birinci sorumuz şöyle bir hediye sorusu. Asiye oğluna yeşil ve beyaz renkli özdeş küplerden oluşan blok oyunu satın almıştır. Bu blok oyununda yeşil küpler ile oluşturulan dikdörtgen prizması ile beyaz küpler ile oluşturulan dikdörtgenler prizması yan yana yerleştirilerek paketlenmiştir. Tamam. Gördünüz mü arkadaşlar? Hediyeyi alan oğlu paketin bir ucunu açmış ve yukarıdaki görüntü oluşmuştur. Gördünüz mü arkadaşlar? Yeşil ve beyaz. Oyundaki beyaz küp sayısı tüm küplerin 4/5 olduğuna göre beyaz küp sayısı kaçtır? Oyundaki beyaz küp sayısı tüm küplerin. O zaman bu ne demektir? Beyaz küpler 4K ise tüm küpler 5K olur. Burada kim var arkadaşlar? Hem beyaz küp var hem yeşil küp var. 4K beyazsa ne kaldı geriye? K yeşil kaldı. Yeşil küplerin sayısı K ise hemen sayalım. Burası ne yapar? 3 sıra var. 1, 2, 3 sıra. Sütun sayısı 1, 2, 6, 12. 18, 24. K'mız 24'müş arkadaşlar. 4K ne yapar? Bizden neyi soruyor? Burayı soruyor. 24 çarpı 4'ten ne yapar? 96 bulmuş olduk arkadaşlar. Geçmiş olsun. Kolay bir soruydu. Geldim diğer sorumuza arkadaşlar. Bir sayının kendisine uğur getirdiğini düşünen Aziz, uğurlu sayısıyla ilgili aşağıdaki cümleyi kuruyor. Benim uğurlu sayım karekökü ve küp kökü birer tam sayı olan iki basamaklı doğal sayıymış. Hemen düşünmeniz lazım arkadaşlar. Hangi sayıyı yazsam ki hem küp kökü hem de karekökü bir tam sayı çıksın. O zaman küp köküyle karekökü ne yaparlar? 6. dereceden kök olmaz mı? İkisini birleştirirsem, değil mi? Hem kareyle küpü birleştirirsem, yani karekök veya küp kök. İkisini çarptığım zaman burası ne oluyor? 6. dereceden olması lazım. O zaman burası ne olur arkadaşlar? Haydi yapalım. Aziz'in uğurlu sayısını bulalım. O zaman bu neymiş? Aslında x'imiz şu imiş. X bir doğal sayıysa bu olmak zorunda. Evet haydi bakalım devam edelim. Buna göre Aziz'in uğurlu sayısının rakamları toplamını istiyor bizden. Çünkü bu dışarı çıkacak arkadaşım buradan. X 6 oldu. Hangi değer? 2 versem? Bakın arkadaşlar. 206 versem 64 olur. Şimdi çıkarttım bunu dışarı. Karesini çıkarttım. 2 üzeri 6. Bir kare kökü bir de küp kökü. Kare kökünü çıkarttım. Ne olur? 64. Kaç olur arkadaşlar? Kare kökünü çıkarttım. Kaç olur? 8 mi olur? 8 oldu. 4 oldu. Aha. 2 olmadı arkadaşlar. Peki ne olabilir? 3 desem, 3 üzeri 6 desem. 3 üzeri 6 desem, küp kökünü çıkar diyorum, kare kökünü çıkarırsam 3 üzeri 3 olur. Güzel, 2 basamaklı bir sayı oluyor. 3 üzeri 3'ünü çıkarırsam 9 oluyor, olmadı. Peki 4 desem, 4 üzeri 6 desem Aziz sayımıza. Geldim 4 üzeri 6 dedim. 4 üzeri 6 şey yaparsanız 4 üzeri 6 çıkartırsam burası kare, burası küp kök. 4'ün küpü çıkar. Burası ne yapar? 4'ün karesi olur. Dikkat edin arkadaşlar. Aziz'in uğurlu sayısını istiyoruz. Yani ne çıkıyor burada? Hem doğal sayı hem iki basamaklı sayı çıkacak. 64 iki basamaklı bir sayı. 16 iki basamaklı bir sayı. Sayımız neymiş arkadaşlar? 64 imiş. Rakamları toplamını istiyor bizden. 4, 6 daha 10 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Rakamları asal sayı olan iki basamaklı sayılara akil sayı denir. Haydi bakalım. Aşağıda iki akil sayının toplamının yine akil sayı olduğu bir toplama işlemi gösterilmiştir. Bu toplama işleminde tüm asal rakamlar kullanıldığına göre. Bakın arkadaşlar soru ne diyor? Tüm asal rakamlar. Hemen onları dizelim. 2, 3, 5 ve 7. Bunların hepsini ben kullanacağım. Haydi kullanalım beraber arkadaşlar. Kullanıldığında yine ne baktık arkadaşlar? Yine akil sayı, iki akil sayının toplamının yine akil sayı olduğuymuş. Bunlar yine sonuçta bunların toplamı yine akil sayı olacak. Haydi kullanalım. 23.
Doğru mu? 2, 5. Niye 2'ye 5 dedim arkadaşlar? 3, 2 daha 5 yapar. 2, 5 daha 7 yapar. Tamam. 3, 2 daha 5 yaptı. 2, 5 daha hepsini kullandım mı arkadaşlar? Evet, yine bir akil sayı elde ettim mi? Asal bana 75. Asal, bu asal. Çok harikayız, bulduk arkadaşlar. Toplayalım o zaman. 2 artı 3 artı 2 artı 5 artı. Şimdi 6, kullanan 6 rakamın toplamını istiyor bizden. 5, 12 değil mi? 12, 12 daha 24 cevabı karşınıza gelir. Bunlar istiyor bizden arkadaşlar. 24 cevabı karşınıza gelmiş olur. Anlaşıldı. Şimdi geldik buraya. Toptan çorap satışı yapan bir firma. Sattığı her 10 çift çorap için 3 çift çorap almaktadır. Arkadaşım 10 çift 3 çift hediye. Tamam. Firma ABB çift çorap satın alan müşterisine 81 çift. Bakın şurası 81 olması. Buraya ne çarpmam lazım ben arkadaşlar? 27 ile çarpmam lazım. 270 çift. 81 çorap yaptı. Ama dikkat edin burada. Şu ABB diyor. Tamam, 81'i ben hallettim. Bu onlar basamağı ile birler basamağı aynı olmak zorunda. O zaman 277. 277'yi ben ona bölersem yine aynı çift çorapları almış olurum arkadaşlar. Kaç yapar? 277, 27 tane çift çorap hediye almış olurum. Tamam, anlaşıldı. 81 tane pardon arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Tamam. Arkadaşlar yine sonucumuz doğru. 81, 270 çift çorap sağlıyor. 10 çift çorap alırsam ve 27, 270 çift çorap alırsam 81 hediye oluyor. Ama 7 tane daha eklersem hediye alamayacağım. 8 tane daha eklersem hediye alamayacağım. Ama nedir? Buradaki BB olduğu için aynı olacak. 277 oluyor. Bizden ne istiyor? ABB sayısının rakamları toplamını istiyor. 7, 7 daha 14, 2 daha 16 cevabı karşımıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet, sayı doğrusu üzerinde başlangıç noktasında uzaklığı asal sayı olan noktalara asal nokta denir. Sayı doğrusu üzerinde hemen soruyu anlamamız lazım arkadaşlar. Bir soruyu çözerken özellikle TYT sorusunda soruyu iyi anlamanız lazım. Eğer anlamazsanız soru çözümü zorlaşır. Sıfır yazdım buraya. Tamam mı? Başlangıç noktası burası. Şurayı da bir düzenleyeyim. Buraya olan uzaklıkları asal olacak. Mesela eksi 2 asal, 2 asal, eksi 3 asal, 3 asal. Anlaşıldı mı? Hemen şurayı bir düzenleyelim. X artı 3 10 eksi 10. 3 bu tarafa attım. Eksi 13 x 7. Evet arkadaşlar, şuradan devam edelim. Eksi 13'te hangi aralık? 7 aralığıymış. Eksi 13 var. Yani 13 var. Eksi 11 var. Eksi 7 var. Eksi 5 var. Eksi 3 var. Eksi 2 var. 2 var. 3 var. 5 var. Ve 7 var. Kaç tane sayı geldi arkadaşlar? Dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane asal noktamız varmış arkadaşlar. Evet, geldik diğer sorumuza. Şu sayfayı şöyle güzelce bitirelim arkadaşlar. Bir baba Aslı, Burcu ve Deniz isimli çocuklarına eşit miktarda para vermiş ve bakkaldan çikolata almayı göndermiştir. A, D, T çikolatanın bulunduğu bakkalda aldıkları çikolata sayıları verilmiş. A çikolatasından 2 tane, D'den 1 tane, T'den 0 tane almış. Evet, çikolata dışında başka ürün almayan kardeşlerin babalarına vermiş olduğu paradan kalan para miktarları arasında bölüşülmüş. Dikkat edin, eşit miktarda para vermiş. Şuraya dikkat ediyorsunuz. Bir de dikkat edin arkadaşlar, kalan miktarları parası. Burcu'nun parası en fazla kalmış. Burcu'nun parası en fazla kaldıysa burada kim? T en düşük olmak zorunda. Çünkü T'den en fazla almış ve ucuz fiyatlı demek ki. Sonra kim? Aslı. Aslı sen neredesin? Aslı. Sonra A. Demek ki ucuzmuş. Sonra geldim. Deniz neredesin? Deniz. K
kalan parası en az olduğuna göre denizin A en büyük şu neydi? Aslı almış. Evet 0-1. Burada bakalım. Aslı'yla ikisi aynı almış ama kimin parası daha fazla? Deniz'in parası, evet Deniz'in parası daha az kaldığına göre o zaman şurası kim olacak? Şu. Deniz burada olacak arkadaşım. Çünkü Deniz'in parası Deniz'in parası en az kaldığına göre Deniz en başta olması lazım değil mi arkadaşlar? Deniz burada olması lazım. Şimdi biz nerede hata yaptık? Bir daha okuyalım. Şimdi kalan para miktarları, bunun 10 lirası kalmış, bunun 8 lirası kalmış, bunun neye kalmış? 7 lirası kalsın mesela arkadaşlar. Bunun 7 lirası kal, bunun aldığı şeyler daha pahalı. Bunun aldığı şeyler daha pahalıysa, şununla şu aynıysa bu. Bununla bunu kıyaslarsam T daha fazla olacak. T, D'den daha fazla olacak arkadaşlar. Şimdi şuraya geldim ben. Sonra Aslı'yla, şimdi bakıyorum. Aslı'yla Burcu'ya bakalım biz. Sonra kim almış? A mı daha büyük? A mı daha büyük? Bu mu daha büyük? Burcu'nun aldığı daha az olduğu için o zaman kim geliyor? Evet. Burcu'nun aldığı daha az olduğu için A daha büyükmüş arkadaşlar. A, T'den zaten büyük olduğunu gördük. Burcu da Deniz'i kıyaslayalım. Burcu ve Deniz'i kıyaslayalım. Burcu, bakın arkadaşlar. Burcu ne yapmış? Evet. Evet, şu geliyor herhalde. Soru basit bir soru. Ama biz cümlede mantığı bu. En az alan, yani en az kaldığı parası bu. En çok parayı harcayan bu. Ona göre sıralamanızı yaparsınız. Aslı ikincisi, az parası kalmış. Burcu'nun daha çok parası kalmış. Yani Burcu'nun aldığı malzeme fiyatı Aslı'nınkinden düşük. Deniz'inkinden daha düşük arkadaşlar. Evet şimdi şuraya geldik. Bilgisayarda yaşanan font hatası nedeniyle oluşturulan bir üstü sayı sorusunda her bir sayı yerine bu sembol geliyormuş arkadaşlar. Haydi bakalım yapalım. Gördünüz mü? Hemen bir sayı kalacak burada. Hangisi olamaz? Arkadaşım hemen düşün. 8 üzeri 10 desem ben gördüm. 4 üzeri 15 desem gördüm. 8 üzeri 10 ne yapar arkadaşım? 2 üzeri 30 yaptı mı? 2 üzeri 30 yaptım. Aha buldum. Bunlar birbirlerine eşitmiş. Tamam. Kim aldı? Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Cevabımız 2 olarak gelmiş olur arkadaşlar. Evet. Ahmet elindeki bilyelerin yarısını Burcu'ya hemen şöyle yapalım. Ahmet, Burcu ve Cüneyt var arkadaşlar. Son durumda Burcu ve Cüneyt'in bilye sayılarının ikisi de tek sayı olmuş. Şimdi diyor ki Ahmet elindeki bilyelerin yarısını Burcu'ya. Ahmet 4x tane olsun. Burcu'ya verdi. Kalabilen yarısını Cüneyt'e vermiş. İkisini buna verirse 2x kaldı. Kalan 2x de bunun yarısını da buna vermiş arkadaşlar. İkisi de tek sayı oluyor diyor. Tamam. Bu 3 kişinin başlangıçtaki bilye sayılarının isimleri gösterdiğine göre. Evet. İsimlerini gösterdiğine göre. Veriyor. Son durumda Burcu ve Cüneyt'in bilye sayılarının ikisi de tekmiş. Şundan. İkisi de tek kalmış. Eğer bakın arkadaşlar başlangıçta bilyelerini söylüyor bize? Yok. Başlangıçta ne bilyesi olduğunu ben bilmiyorum. Ahmet elindeki bilyeyi ben dedim. 4x olsun dedim Ahmet'in elindeki bilyelere. Burcu'nunkini bilmiyorum ben. O zaman A tane başlangıçta olsun. Bununki B tane olsun. Peki ben 2x verirsem A artı 2x oldu mu burası? Evet Burcu'nun bilyeleri bu oldu. Burası ne oldu? B artı x mi oldu? Bakın arkadaşlar geldim şimdi şuraya. A artı 2 değil miydi? Bu çift değil mi? A'mız kesinlikle ne oldu? Tek oldu arkadaşlar. Bura tek değil miydi? Bura tek ise arkadaşım, bura tek ise bunlardan biri çift olacak. Ama hangisinin çift olduğunu ben bilemiyorum. Ama neyi biliyorum ben? Sadece A'nın tek olduğunu biliyorum. Bir de Ahmet de çift zaten kesinlikle. Ahmet çift. Bir de sayısına sahip. Burcu tek bilyeye sahipmiş. X geldi onu bilmiyorum. Evet yani her zaman çift sayıdır diyor. Ahmet çift, Burcu tek. Bu tek oldu. Çarpım
Ahmet çarpı Burcu çarpı Cüneyt bilemiyorum. Çünkü ikisi de B'yi bilemiyorum. Ahmet çarpı Cüneyt. Ahmet çifti kesinlikle. Cüneyt'i ben bilmiyorum. Öyle gerek yok. Kesin dediği için cevap Ceyhan gelmiş oluyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Ahmet'in 4x bilyesi var. Başlangıçta Burcu'nun A bilyesi var. Cüneyt'in B bilyesi var. Sonra Ahmet bilyenin yarısını verdi. A artı 2x oldu. Bu da B artı x oldu. Oradan tehcit yaparak devam edersiniz arkadaşlar. Evet, şimdi geldik şuraya. İçerik üretilen bir video sitesinde kanalı bulunan Asya yayınlanmış olduğu 3 videoyu sürelerine göre sıralamıştır. Sıralamayı inceleyen Asya videolar üzerinde yazan sürelerdeki tüm rakamların toplamının faktöriyelini aldığında çıkan sonucun görüntülemesi. Bakın arkadaşlar, cümleyi iyi anlamanız lazım. Videolar üzerinde yazan süredeki tüm rakamların topla diyor. 1, 2, 4. Topladığım yöntemi saydım. Toplamı eşit olduğuna göre toplamı ne diyor? Rakamları toplamının faktörüne eşitmiş. Ha, 1. Kaç oldu? 4. 4. Ben burayı bilmiyorum. Ama şu görüntülemeye toplayalım. 321. Görüntülemenin puanı ne diyor? Faktöriyelini aldığında çıkan sonucun görüntüleme sayılarının toplamına eşitmiş. Eşitleyelim. Artı 218 artı 181. 10 elde var 1. 10 12 elde var 1. 4 6 720 yaptı. 720 kaç faktöriyel yapar arkadaşlar? 6 faktöriyel yapar. Peki ben topladım, 1 buradaydı. 2 3 de buradaydı, topladım 4. Bana ne kaldı? 2 tane rakam geldi. 20 olabilir, 11 olabilir, değil mi? O zaman 11 yok. O zaman ne var? Cevabınız 20 olacak. 2, 0, 4. 6 faktöriyel, yani rakamlar şuradaki dakikaların rakamlarını topladığımda 6'yı verecek. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Soru bunu söylüyor. Evet, şuraya geldik arkadaşlar. Bir müşteri hesabı ödemek için 100 birim, 10 birim, 1 birimlik kağıt paralar kullanmaktadır. Hesabı 7 kağıt parayla ödeyen müşterinin adisyon defterinde 2 kağıt para defter içinde alırken, bakın 2 kağıt para defter içinde kalırken diyor. 5 tane 10, 100, 110, 113 lira gözüküyor. 2 tane param içinde kaldı. Tamam, devam edelim. Tamam. Hesabı para üstü artmayacak şekilde ödeyen bu müşterinin ödediği miktar 4 lira tam bölünüyor. Hesabın 9 lira bölümünden kalan kaçtı? 4 lira tam bölündüğüne göre son iki basamağı 4'e bölünecek. 2 tane kalmış. Ben 1 desem 114 olur, olmaz. 2 tane 1 kalsa 115 olur, olmaz. O zaman 1 1 kalacak, bir de 10 kalacak. 2 tane sayayım. 124. 124 4'e bölünür. Evet, 9'a bölersem ben veya sayın rakamı topluyorum. Sayın rakamları toplayalım. 1 2 daha 3 4 daha 7 cevabı kalır. Veya bölerseniz arkadaşlar bir kere hocam dersiniz. 34 bölerseniz arkadaşlar 3 kere 9 27 kalan 7 olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet, geldiğim diğer sorumuza arkadaşlar. Renkler ile oluşturulan bir küme sisteminde kümenin elemanları kümeyi gösteren rengin harf sayısı ile tam bölünebilen iki basamaklı doğal sayılardır. Buna göre mor, evet arkadaşlar, 3'e bölünen iki basamaklı sayılar olacak. Şöyle alayım şu mor kümemizi. 3'e bölünen kimler var burada? 12'den başlıyor. Nokta 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 99'a kadar. Tamam. Siyah. Bu siyah kümemiz. Tamam. Bu da neymiş? 5 şeye bölünecek. 5'e bölünecek. Kimler var? 10, 15 nokta 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 95. Tamam. Kahverengi kümemizi oluşturalım. Kahverengi. Hop, kaça bölünecek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'a bölünecek. 10, 20, 30, nokta, 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 90 olacak arkadaşlar. Evet, bizden ne söylüyor? A kesin B istiyor. A buydu.
B kümemiz buydu. Bu da C kümemizdi. A kesin B kim? 5'e ve 3'e bölünen sayılar kimler var? Hemen şuraya yazalım arkadaşlar. 5'e ve 3'e bölünen sayılar kimler var? Hocam 5'e 3'e bölünen 15, 30, 45, 60, 75, 90. Evet. A kesim B. 3'e ve 5'e bölünen sayılar. 15, 20, 45, 60, 75, 90. Peki burada kimler var? Bileşim diyor. Ona bölünen sayı yazalım mı? Şunları yazmayacağım sadece. Burada 9 tane vardı. 1, 2, 3 tanesi burada. Geri kaldı 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da burada var arkadaşım. 13 tane gelmiş olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da burada var. Pardon, 12 mi geliyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 tane burada vardı. Yani şöyle yazalım. 10, 20, 40, 50, 70, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu da bu. Evet, geldim diğer sorumuza. Arkadaşlar anlaşılır şekilde çözmeye çalışıyorum. Yoksa sorular saniye sürmez. En bir pozitif tam sayı olmak üzere F ve G fonksiyonlarıyla FM, GM sayısının pozitif bölen sayısı. Bak, 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 bak. Hemen yazalım. F2'yi duyuyor. X'in 2 yazdım. F2'yi buluyorum. G2 istiyor. G2'yi bulalım hemence arkadaşım. 8, 10 oldu. Ne istiyordu benden? Sayısının pozitif bölen sayısı. Onun pozitif bölen sayısı. 1 böler, 2 böler, 5 böler, 10 böler. 4 mü oldu? Hocam 4. O zaman burada 4 yazıyorum. Burası 4 ise F4, G4 oluyor da. G4'ün pozitif bölenleri. 4 ya 4 kere 4, 16. 2 daha 18 oldu. G4 neye eşit oldu? 18. Evet, pozitif bölenlerini istiyor arkadaşım benden. 18'in pozitif bölenleri nedir? Hocam ben şöyle de yapabilirim. 1, 2, 3, 6, 9 veya asal çarpanlarına ayır dostum. 3'ün karesi çarpı 2. Üstlerini 1 artır. 3 çarpı 2 ne yapar? Bize 6 yapar. Pozitif bölen sayısını bulmanız için arkadaşlar asal çarpanlarını ayırıp üstlerini 1 artırıp çarpıyorsun. Üstünü 1 artırdım. 3, üstünü 1 artırdım. 2 çarptım. 6 cevabı karşınıza gelmiş oldu arkadaşlar. Geldim. Aslan üniversite sınavında istediği bölümü kazanmasında kilit rol oynadığını düşündüğü çift fonksiyon grafiği tişörtünü bastırmıştır. Bakın arkadaşlar, çift fonksiyon dediği için aynı olmak zorunda. Şuraya geldim, hop. İki renk geçecek. Tam denk gelsin şöyle. Böyle küçük çizeyim. Şurası 4. Şöyle. Burası şöyle uzatayım. Arkadaşım burası ne oldu? 1. Burası ne oldu? 2. Burası ne oldu? 4. Burası ne oldu? 5 oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani F4 artı F1 istiyor. Kardeşim F4'te F4 eşittir F-4 değil mi ya? F-1 neye eşit? F1 eşit değil mi? Çift fonksiyonlarda bitti. Kardeşim F-4 buradaki görüntü değil mi? Evet, şimdi geldik şurasına. Aynı yere gelecek. Nedir bu? Eksi 1 neyi gösteriyor? 1'i gösteriyor. Eksi 1, 1'i gösteriyor. Tamam. Tamam, bu 1'i gösteriyor. F eksi 4 nereye gösteriyor? Aşağısını gösteriyor. Ama bu aşağısının değerini nereden bileceğiz? Şimdi şöyle göstereyim. Ona çift fonksiyonda. Evet, şimdi şuradan kesmiş. Kestiği için şurada f eksi 1 şurasını tam bilmemiz lazım. F eksi 1 1 ise evet f eksi 4'ü bulacağız. Arkadaşlar f eksi 4 nereden bulacağız? Şimdi orada çift fonksiyon aslan üniversite sınavında istediği bölümü kazanmasında kilit rol oynadığını düşündüğü çift fonksiyon grafiği tişörtüne bastırmıştır. Tamam. Baskıda sorun yaşayan aslan sorunun gereğinden küçük olduğunu fark etmiş, soruyu ancak mercek yardımıyla okuyabilmiştir. Buna göre F4
zaten F4 Fx4'e eşit. Onu söyledik arkadaşlar. Şu fonksiyon eğimli değil mi? Şuradan eğimi bulsam ben sıkıntı olur mu? Açı aynı açı olacak. Ha gördüm. 1'e 1. Şuraya geldim ben arkadaşım. Şurası ne olur o zaman? Burası 7 mi? 1 değil mi bu? 1. Evet, şimdi şurayı bulacağız. Şurası kaç birim? Burası kaç birim arkadaşlar? 3 birim. O zaman burası da 3 olacak. 1 burası ne olur? Eksi 2 olmuş olur. O zaman bu da ne oldu? F4 eşittir. Eksi, o da eksi 2'ye eşit olur. Toplarsam eksi 2 bir daha. Eksi 1 cevabı olur arkadaşlar. Şimdi gördünüz mü? Şu grafiği ben şöyle çizdim. Bakın arkadaşlar. Simetrisini çizdim. Çift fonksiyon olduğu için F4, F-4 oldu. F-1, F1 oldu. Peki ben burada şu -2'yi nasıl bulacağım onu göstereyim arkadaşlar. Şu gördünüz mü? Eğimi eşit. Şu noktada eğimi eşit. O zaman şurada 1'e 1 ise burası neyse burası da odur. Burası kaç? 3 birim. O zaman burası 3 ise burası da 3 olacak. Bura 1. O zaman burası -2 olur. Toplarsanız cevabınız gelmiş olur arkadaşlar. Evet. Kolay bir soruydu. Oy sorularımıza bakın. Evet arkadaşlar, sorular böyle gidiyor. 480 öğrencisi bulunan bir özel okuldaki tüm öğrenciler 3 farklı gruba dağıtılacaktır. Grupların öğrenci sayıları bir üçgenin kenar uzunluklarıyla doğru orantılıdır. 3K, 5K, 7K, 5K, 12K, tamam gördüm. Üçgenden hangileri olabilir diyor. 480 öğrencisi bulunan, evet arkadaşım, gruptan öğrenci sayıları bir öğrencinin kenar uzunluğuna doğru orantılıymış. Hangisi olabilir diyor. Toplayalım. 5 daha 8, 15. Bölünür mü? 480'e 3'e bölünür, 5'e bölünür. Tamam, sıkıntı yok olur. 5, 12, 13, 25, 5 daha 30. Bu da olur, sıkıntı değil. 30K, 15K ve 30K oldu. 8, 17, 27. 27'nin katı değil arkadaşlar. 480 27'nin katı olmadığı için bu olamaz. Sadece 480 15'in katı. 480 30'un katı da olduğu için bu olabiliyor arkadaşlar. Çünkü kendi doğru orantılıysa buna doğru olabilir. Bundan bu olabilir. 1 ile 2 olur arkadaşlar. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki arkadaşlığı hikaye kısmını hep anlatıyorlar. Tamam. Tam sayıda oluşan bir veri grubunda mod, median, tamam aksiyon olmuş. Ve bu sayılar ile bölümünden elde edilen kalanlar bulunuyor. Ve bu kalanların toplamında veri grubunun artanı deniyor. Ne diyordu? Tam sayılardan oluşan bir veri grubundaki mod ve median arasındaki farkı mutlak değeri hesaplanıp modu arkadaşlar 12. Çünkü tekrar eden başka en çok tekrar eden bu. Bir tane 17 versen, iki tane 19 versen hepsinde bir 2 oluyor. Mod bu. Modu 12. Medyanın ortadaki sayı zaten arkadaşlar 17. 19 daha kaç olur? Zaten ortasına geliyor 16 mı geliyor? Veya toplarsınız 17, 19 daha 36 yapar. 2'ye bölerseniz 18 oldu tam ortası arkadaşlar. Bizden ne istiyordu? Moduyla medyanın arasındaki farkın mutlak değeri diyor. Tamam. Mutlak değeri neymiş? 2'ymiş arkadaşlar. Bu karanlığı ne diyor bizden? Verilen hesabın bu sayıyla bölümünde elde edilen karanlar bulunuyor. Ve bu karanların toplamına veri grubunun artanı deniyor. Ne diyor? Şurada bir daha okuyalım. Mod ve medyan arasındaki farkı mutlak değeri hesaplanıp verilerin hepsinin bu sayıyla bölümünden elde edilen karanlar 2'ye böleceğime karan 0. Kalan 0, kalan 0, kalan 1, kalan 1, kalan 1, kalan hep 1. Evet. Ve bu kalanların toplamı veri grubunun artanı denir. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış 8 terimli veri dizisinin modu ile artanı birbirine eşitmiş. Modu 8 terimli veri grubu veri dizinin modu ve artanı birbirine eşitmiş. 8 terimli veri dizisinin modu 12 artanı
ve bu kalanların toplamını veri grubunda ne diyordu bizden? Tam sayılardan oluşan bir veri grubunda mod ve medyan arasındaki farkı mutlak değeri hesaplanıp verilerin hepsinin bu sayı ile bölümden elde edilen kalanlar bulunuyor. Ve bu kalanların toplamını veri grubunda atana denir. Topladım. 4 oldu. 4 oldu veya 5 olacak mecburen. Ne diyorsun? Veri dizisinin modu. Ve atan ile birleşmiş. Mod zaten arkadaşım. Mod 18 değil mi? 18 ansektör yok ya. Hangisi? Nerede hata yapıyorum ben? Bir daha yapalım. Şurayı yanlış mı yaptım mı acaba? 2 sayının artmadık medyanı en çok tekrardan modu. Modu 12. Bu şurası arkadaşlar 16 yapmıştık biz. 18 nereden buldum ben ya? Modu 12. Şurası 12 olacak ya. Uf. Burası 12 olacak arkadaşım ya. Of bak of of. Mod tekrar en çok tekrar eden ve medyanı topladık. İkisini tam orta 17, 19'a 36, 2, 18. Çıkarttım. Kaç kaldı? 6 kaldı. Uf. Arkadaşım ya. 6'ya böleceğim. 6 kalan 0. 6'ya böldüm. Kalan 5. Şurasını yanlış yapmışım. 5. 6'ya böldüm. Kalan 1. 6'ya böldüm. Kalan 1. 6'ya böldüm. Kalan 24, 5. Burayı istiyor benden. Evet. Ne istiyor bizden? Heh, 8 senin veri dizisinin modu zaten 12 idi. Bundan toplam 12 olacakmış. 5, 1 daha, 6, 6 daha. 12 oldu. Evet. O zaman bu ne yapması lazım? Sonuçta yerine gelen sayı istiyor bizden. O zaman 24'e bölünen bir sayı olması lazım. Yazılabilir. Cevabımız 24 geliyor arkadaşlar. Çünkü 6'ya bölünen bir sayı olması lazım. 5, 1 daha 6, 6 da burada var. 12 oldu. Burası moda eşit oldu. Buradan o zaman 6'ya bölünen bir sayı kim var? 24 var. Evet benim hatam ne oldu arkadaşlar? Biz moduda, medyanında burada yanlış aldık. Doğru söyledik ama yanlış aldık. Cevabımız bu geldi arkadaşlar. Evet, şuraya geldik arkadaşlar. Bu soruyu da çözüp bir ara verelim isterseniz. Ömür her yaprağının bir tarafının mavi, diğer tarafının beyaz olduğu defterin sayfalarını birden başlayarak ardışık sayılar ile numaralandırmıştır. Defterin yapraklarının bir kısmı şekilde gösterildiği gibi toplu olarak katlanmış. Bir mavi, bir iki diye gidiyor arkadaşlar. Tamam, bu şekilde. Katlanan yaprakların sayısı tüm sayfa sayısının. Hemen şurada katlanan sayfa sayısını bulalım arkadaşlar. Katlanan yaprakların sayısı tüm sayfa sayısının %10'u olduğuna göre diyorum. Durun, hemen geliyorum arkadaşlar buraya. Şimdi %10'u kaç yaprak var burada? Dikkat edin arkadaşlar. Burası 35. En sonu burası 52. Kaç tane var? 52'den 38'i, 35'i çıkarırım. Çıkarttım. Son terim eksi ilk terim artı artış miktarından şuradaki yaprakların sayısını buluyorum arkadaşlar. Kaç olur? 17, bir daha 18. Buradan yaprak 2'ye bilersem yaprak sayısını buldum mu? 90 tane yaprak varmış. Katlanan kaç yaprak varmış? 90 yaprak varmış. Bu %10'la tekabül ediyor. %10'sa yaprak sayısı kaç olur? %10'u 9'sa %100'ü 90 yaprak olur arkadaşlar. O zaman bu 90 sayfalık bir şey oluyor, yaprak oluyor. O zaman ne istiyor bizim? Beyaz istiyor. 89. yaprak. 89. yaprak beyaz, 90. yaprak ya sayfa mavi olmuş oluyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Terim sayısından buldum. 34, 35, burası 53, burası 52. Bu arada kaç tane sayı var buluyorum. Yaprak sayısından. Niye 2'ye böldüm? Yaprak sayısını bulmak için. Çünkü bir yapraktan, bir yaprakta 2 tane bir önlem anlaşılır. Şurayı göstereyim. 24, 23 gördünüz mü? Bu şekilde olduğu için 2'ye böldük arkadaşlar. Haydi şimdi ara verelim. Haydi kolay gelsin arkadaşlar.